Meşhur üç kişi mağaraya girdi. Çok yağmur yağıyordu. Mağaraya girince o yağmurdan da bir kaya parçası yukarıdan kaydı, mağaranın ağzını küt kapattı. Adamlar kaldı içeride. Canlı ölüm. Bütün rivayetlerde dünyada bir insan bundan büyük imtihan olur mu? Bundan büyük sıkıntı olur mu? Yani canlı canlı mezar oldun. Kim bulacak seni burada dağın tepesinde? İşte buradan dünyada işin, evin, ortamın gereği böyle bir cendereye düştüğünde Allah katında itibarın olacak bir iş olmalı. Ne? Bak üçü de aynı. Yanlıştan, günahtan kaçmak. Birisi dedi ki Rabbimize münacat edelim. Ömrümüzde yaptığımız iyi şeyleri, ya Rabbim şunu yaptım senin için. Biri dedi ki ben birine iş yaptırdım. Adamın parasını ödeyecektim. Adam terslik yaptı. Ben senin paranı almayacağım falan. Ya niye almayacaksın? Çalıştın, al şu 1000 liranı al. Bıraktı gitti parayı. Bazen böyle bir kendi huyuyla uğraşan yapılar var. Ya adamın parasıydı. Gittim onunla da bir iki koyun kuzu bir şeyler aldım. Derken onlar çoğaldı, 3 oldu, 5 oldu derken. Yani bir de başlarına çoban tuttu. Aradan 10 sene neyse geçti bir müddet sonra diyor. Adam geldi, paramı ver. Huyuyla demek ki düzeldi. Adama dedim ki ya senin paranla bir kuzular aldık. O da çoğaldı. Şu vadide gördüğün 300-500 ne kadarsa artık. Yine rakam yok orada ama ciddi rakamdan bahsediliyor. Bunlar senin. Adam dedi ki felestezü minni. Ya dalga mı geçiyorsun? Yok ya. Aldığım ve sana vereceğim parayla buraya bıraktım. Bu da böyle çoğaldı. Adam da bunu görünce aklı başından gitti. Bu sefer ne teşekkür ne bir şey. Yani adam hani sürüyü aldı gitti. Sırtını döndü gitti. Şimdi adam da bakıyor peşine. Ya Rabbi diyor. Senin mülkünde bir defa yaşayacağız. Hakka hukuka riayet edeyim diye bunu yaptım. Senin için yaptım. Bizi bu canlı mezardan kurtar ya Rabbi. Kaya açıldı. Vinçlerin kaldıramayacağı bir kaya açılır mı? Bukhari hadisi bu. İnkar edersen kafir olursun. Kaya açılıyor. Öbürü ne dedi? Anacığım babacığım vardı dedi. Onları yedirip içirirdim dedi. Bir gece dedi geç geldim. Sütleri sağacaktık. Efendim hazırlık yapacaktık. Geç geldiğim için onlar da bir şey yiye. Yaşam ortamına bak. Hayvanlar yayılımdan gelecek. O sütü sağacaklar ancak onu yiyebiliyorlar. Efendim sütü saklasınlar. Sıcak bölgelerde sütün kalması mümkün değil. İşte o sıcak ülkelere bir gidin, o çöl ortamında Afrika'nın büyük kısmı öyle, Orta Doğu öyle, yaşam çok ağır. Ya dünyada neler var? Hayvanlar geliyor, o sütü sağıyor, ancak onu içiyor, hayat böyle devam ediyor. Ya Rabbim diyor, bir gece geç geldim, o vadi bu vadi derken anacığım babacığım da uyumuş, o mübarek de anacığın babacığın başucunda böyle bardağı tutuyor. Uyandırmaya da kıyamıyor. Böyle bekliyor. Hem de böyle bekliyor ha. Hadis-i şerif aynen böyle söylüyor. Elinde diyor, elinde böyle tutuyor. Anacığına babacığına hürmete bak, hürmete, saygıya bak. Hey, nereye gidiyoruz ya? Ondan sonra gözünü açıyorlar. Evladım, buyurun anacığım. Buyur. Hay Allah razı olsun. Kaç oldu saat? Gece olmuş saat. 2, 3. Ya Rabbim diyor, anacığıma babacığıma olan saygı ve hürmetim. Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudu illâ iyyâh. Allah, önce bana tapacaksınız. Ve bil vâlideyni ihsâne. Annenize babanıza iyilik yapacaksınız. İki şeyin azabı peşin çalışır. Allah'ın dinini bozarsan bela peşin çalışır. Anneyi babayı tahkir edersen bela peşin çalışır. İçin kof olur, yuvan yıkılır, ölümün felaket olur. Anne baba. Dünyadaki huzurun ve başarının, ben açıkça söylüyorum, şu aşevini kurarken daraldığımız noktalar, Bekir abi çok iyi hatırlar.
Ya daralıyorduk. Tonlarca malzeme lazım. Anacığım babacığıma arardım. Ya biraz işlerimiz çözemiyoruz. Bir dua ediyorlardı. Daha ben telefonu kapatmadan işler açılıyordu. Bekir abi hatırlarsın değil mi? Abartmıyorum. Buradan ben size hikaye duracak değilim. Ana baba ne demek ya? Allah büyüklerin hayır duasını almaya muvaffak eylesin. Niye yaşıyoruz ya? İnsan olmak için yaşıyoruz ya. İnsani bir şey anlatıyorum. Nasıl bir döneme geldiysek her şeye hakaret ediyor. Ya insanlıktan da mı nasibin kalmadı ya? Edep diyorum, ahlak diyorum. Allah'a, peygambere, efendim güzel ümmet olalım. Birbirimize yar olalım. Ya Rabbi hainleri kahreyle ya Rabbim ya. Bedduayı bir şey değil ama dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Küffar-ı alem zaten sarmış bizi, her tarafımızı. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak isteyen ateş gibi. Bir de içimizdekiler bu ülkeyi batırmaya çalışıyor. Ya Erhamer Rahimin. İslam alemine, ülkemize şerri dokunacak olanlara fırsat verme ya Rabbi. Hainlere fırsat verme ya Rabbi. Birlik beraberlikte daim eyle ya Rabbi. Askerimize, emniyet kuvvetlerine müthiş cesaret nasip eyle. Bak birkaç günde 150-160 taneye yakın eşkıyayı ortadan kaldırmışlar. Şu anda iyi bir taarruz yapıyorlar. Gece gündüz dua ediyorum. Bursa'da programın yarısı öyle geçti. Bezdik usandık bu hainlerden. Allah'ım bizi kurtar ya Rabbim. Selametler nasip eyle ya Rabbim. 100 seneyi geçti ya. Bitmiyor. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Dedi ya Rabbi, senin rızan için anacığıma bu hürmeti yaptıysam, canlı mezar olmaktan kurtar bizi ya Rabbi. Küt, kapı açıldı. Ama geçemiyorlar yani, sığamıyor. Üçüncüsü ne dedi? Sabahtan beri anlatıyoruz. Konuyla alakalı. Üçüncüsü de dedi ki Allah'ım dedi. Birincisi edep. İkincisi hakka hukuka riayet. Üçüncüsü Allah'ım dedi. Böyle genç olarak hayran oldum. Aklımı başımdan alan akrabamın bir kızı vardı. Efendim evlenebilirsem evleneceğim. Ama bir fırsat oldu dedi. Zina etmek durumu oldu. Her şey müsait. Ve o da dedi ki bunu yapmayalım. Bu haram. Biz bunu Allah'ın emriyle evlenelim. Bu yoldan olmaz. Aklım başıma geldi. O zinanın bütün özelliklerinden daha uzakta değil diyor. Rabbimi niye karşıma alayım? Bıraktım o işi diyor. Çok daha enteresan, para da vermiş. O parayı da ona bıraktım diyor. Allah'ım diyor, senin rızan için o haramdan ben uzaklaştım. Mevla bu fiilini kabul etti. Dünyada canlı mezar olmaktan küt kapı açıldı. Ve oradan diyor haracı yemiş, yürüyerek dışarı çıktılar diyor. Altında izahatlara baktığınız zaman haramdan kaçarsan dünyada da kendini kurtarırsın, ahiretin zaten garanti. Harun Reşit dedi ki ben cennetlik miyim cehennemlik miyim dedi. Tabi cehennemliyim demedi de biz işte o biraz lafın gelişi hızlı geçti. Dedi ben ahiretteki halimi öğrenmek istiyorum dedi. Ondan sonra aman efendim ahiretteki hal belli olmaz. O böyle bir fetvalık iş değil. Dedim ben merak ettim, öğrenmek istiyorum dedi. Sağ ol Ahmet. Bismillah. Şifa olur inşallah. Dedi ben merak ediyorum. Ahiretteki halimi öğrenmek istiyorum. Dediler bu işi böyle fetvalık iş değil. O hoca bu hoca çözemediler. Hakikaten nasıl çözeceksin? İmam Ebu Yusuf dönemi. İmam Azam Efendimizin talebesi. Dedi onun fetvası var dedi. Allah Allah. Nasıl? Padişah bir araya geldiler. Dedi padişahım. Evvelki dönemlerde karşılaştığın ibadet taatini sormuyorum dedi. Ya karşılaştığın böyle haram ve günahlardan bir bahset bakalım dedi. Dedi ki ben büyük günah işlemedim dedi. Bir defasında dedi şehzadeydim. Şehzade olduğum için dedi birisi efendim eş olayım diye, hani yuva olsun diye ortamlar oluştu. Fakat nikah yoktu. Zina
durumuyla karşı karşıya kaldık. Aklımı başıma topladım. Ben o zinadan vazgeçtim dedi. Başka dedi işte biz hakka riayet ettik. İşte yanlıştan kaçtık falan. İmam Ebu Yusuf dedi ki sen cennetliksin dedi. Bütün ulema dedi ki ya bir insana cennetlik demek akaidde ayet ve hadis, çünkü cennetin sahibi Allah'tır. Kesin olmadıktan sonra savaşta bile ölse biz ona cennetlik diyemeyiz. Zahiren şartlara bakarsın, bu şehit oldu dersin. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da misal verdi. En muazzam savaş yapan kişiler hakkında Resulullah'ımız sahabeye ne dedi? Bu cehennemliktir dedi. Sahabe hayret etti. Eyvah, bu cehenneme gittiyse biz mahvolduk. Bir araştırdılar, baktılar. Ailesine sordular. Dediler bu nasıl bir adamdı? Ya o dedi savaşa geldi ama Medine'de hurmalıkları vardı. Çok malı vardı. Düşman gelirse benim malımı alır. O malı için savaş etti dedi ya. Ha kuru bir vatan, kuru bir mal içinde insan şehit olmaz. Yunan da vatan için uğraşıyor. Farkın ne? İman. Allah'a tapacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat edeceksin. Ümmetim diyeceksin. Din yolunda gideceksin. Din kardeşin için öleceksin. Vatanımı kurtarmanın manası bu. Göğsünü siper et. Dursun bu hayasızca akın. Biz hayasızlığı, namusumuzu kurtaralım. Dinimizi, vatanımızı kurtaralım. Vatan orada. Kuru bir toprak. Ve sonuç ne dedi? Dedi ki sen haramdan kaçtın. Varacun da'atü imratü zâti mensib ve cemal fekâli inni ehâfullah. Haramla karşı karşıya kaldı kişi, ben Allah'tan korkalım dedi. O cennetliktir. Ecdat der ya, demem o ki haram ortamlarına fatura kesmekle biz bu işi çözemeyiz. Resulullah Efendimizin 53 senesi Mekke müşriklerinin içerisinde geçti. Ebu Bekir Sıddık da aynı, Hazreti Ömer de aynı. Ya Rabbim, ey Allah'ın Resulü, bu çevre, bu o bozuk ortamda ben nasıl Ebu Bekir Sıddık olacağım? Olamazsın o zaman. O haramdan kurtuldu, öyle Ebu Bekir Sıddık oldular. Onun için biz böyle haramlara şuraya buraya fatura kesmeyin. İsteriz ki yetkililere de Allah kuvvet versin de bu haramlardan kurtulalım. Bu gayrimeşruluktan kurtulalım. Ha, ondan mücadele edeceğiz. Etmeyeceğiz demiyorum. Öyle bir şey anlaşılmaz benim dediklerimde. Ancak çözemiyorsan, aşamıyorsan, maalesef şu olaya baktığınız zaman gidişat iş daha da insanların yapısı harama doğru gidiyor. Belli, olay belli. Çözemiyorsan bu haramı kendin uzaklaşacaksın. Resulullah Efendimiz fitne döneminde ayaktaysan otur dedi. Yürüyorsan dur dedi. Uzak dur diyorum sana. Ha kaldıralım. Buyurun kaldıralım. Çok daha güzel olur. Bütün haramları kaldıralım. Cennet ortamı olsun. Kolayca cennete gidelim hep beraber. Allah o günlerde nasip eylesin. Amin. Ama kıyamete kadar da olmayacak gibi görünüyor.